Hem bir yandan e, hepimiz gözyaşlarıyla izliyoruz. Bir yandan da siyasi tartışmalar. Ne dersiniz orman yangınları için? Ya öncelikle şuna hiç katılmıyorum. Resmi açıklamalara pek çok kimsenin inanmadığı önündeki açıklamalara katılmıyorum. Tam tersine bizler inanıyoruz. Devletimizden, hükümetimizden gelen bütün açıklamalara inanıyoruz. Bu inananların sayısının da inanmayanların sayısına çok çok kat be kat fazla olduğu kanaatindeyim ama İnanmayanların sayısı hep, ses yüksek çıktığı için millet de zannediyor ki herkes onlardan ibaret. Bir diğer husus, her olayda kutuplaşıyoruz denildi. Evet katılıyorum. Yani niye kutuplaşıyoruz onu da anlayabilmiş değilim. Vatandaşlar arasında bir kutuplaşma yok. Ne zaman ki siyasetçiler devreye giriyor, o zaman kutuplaşmalar at safhaya çıkıyor. Olay mahalline gidiyor Kemal Bey. Üstünde helikopterler, uçaklar uçur Buna rağmen helikopterler, uçaklar nerede diyor. Böyle bir muhalefet olur mu ya? başımızdan defolup gidin dercesine demeçler veriyor. Ya yani neredeyse siz iktidarda olduğunuz sürece ormanlar yanmaya, yanmaya, devam edecek diyecek kadar pervasız bir muhalefet dili kullanıyor. Böyle bir sorumsuzluk olur mu ya? Dünyanın her yerinde yangınlar olur. Yani öbür gün deprem olduğunda da Kemal Bey büyük bir ihtimalle soracaktır yani. Niye depremin olacağını önceden haber almadınız, gerekli tedbirleri almadınız? Yani kendi belediyelerine sorsun niye kentsel dönüşümü bir an önce gerçekleştirmiyorlar bu konuda öncelik yapmıyorlar mesela İzmir'in benim de seçimde çalıştığım en yoksul ilçelerinden biri olan aslında en güzel insanların yaşadığı en yoksul sayısız insanın da yaşadığı Karabağlar ilçesinden başlasınlar yıllar yıllardır CHP'nin şeyinde olan bir yer kentsel dönüşüme başlasınlar şimdi e, yani olay mahalline gidiyor hizmeti e, kötülüyor İşte yangını niye şey yapmıyor önlem, Nasıl önlem alınabilir İşte bir tane alkollü onu söylemedi tabi Yani alkollü Birisi gidiyor 3 tane bidonla yakıyor 3 ayrı yerde niye yaktığını da işte açıkladı Bir sabotaj girişimi Hangi nedenle olursa olsun Ticari nedenle başka nedenle Ama diyor ki ben fena aldım, alkollüydüm Gittim yaktım pişmanım Bu nasıl önleyebilirsiniz yani Nasıl önleyebilirsiniz yani geçen seneki envanterimize sayısız araçlar eklenmiş helikopterler uçaklar gece e, uçabilen uçaklarımız bugün İçişleri Bakanımız da ekledi e, açıkladı TESAKA envanterinde olan her bir seferde de 10 ton e, su şey yapan uçaklarımız dahi kullanılıyor yani yapılması gereken her şey yapılıyor Cumhurbaşkanımız gitti bakanlarımız gitti. Sayın Orman Bakanımız Fahit Kirişçi Bey hala olay mahallinde Orman Genel Müdürlüğümüze ait bütün personelimiz, bölgedeki milletimiz, herkes seferberlik halinde ya. Üstünde uçan helikopteri uçağı görmüyorsan Kemal Bey bu senin sorunun yani biraz başını yukarı kaldır yani. Yani Kemal Bey'e kalksa, kalksa, kalsa Metaur taşı da düşse onu Erdoğan'dan bilecek, iktidardan bilecek yani. Yine Kemal Bey'e kalsa iktidar gitti mi her şey düzelecek. Böyle bir muhalefet dili olur mu? Kutuplaştıran dil bu dil. Bir yangın var, yangını söndürmeye çalışan bir hükümet var, iktidar var. Buna katkı sağlarsınız. Olay mahallinde hemen başımızdan gitmediğini sürece zaten bunları yaşamaya devam edeceğiz. Kabilinden de meşler vermek e, neyin nesidir anlamak mümkün değil. Bir diğer husus e, ormanlarla ilgili. Orman Genel Müdürlüğümüz... Yanan yerlerle ilgili, ormanlarımızla ilgili fotoğrafların hepsini gösterdi. Bizim iktidarımız döneminde yanan bir tek orman rant amacıyla hiç kimseye peşkeş çekilmemiştir. Hepsi tekrar ağaçlandırılmıştır. Orman Genel Müdürlüğümüz tek tek fotoğraflarını gösterdi. Denizli'den başlayarak diğer bütün yerlere varıncaya kadar. Ayrıca zaten zaten Cumhurbaşkanımızın sayısız açıklamaları var. Ayrıca anayasanın amir hükmü var. 169. madde herkes bir alıp okusun ya. Yani ben bu cep telefonlarını insanlar niye kullanır anlamıyorum yani. Mesela söylüyorum anayasa 169. Bir girin bakın bakalım ya. Yanan ormanların yerine hiçbir şekilde başka bir şey yapamazsınız. Sadece onları ağaçlandırmakla yükümlüsünüz. Tarıma dahi açamazsınız ya. Yani. Bir başka amaçla kullanamazsınız. Orman alanını yeniden ağaçlandırmakla yükümlüsünüz. Anayasanın 169. maddesi zaten herkesi amir bir hükümdür. Ama sanki yani birileri rantı açmak için e tamam da bunun pek AK Parti iktidarı döneminde bir tek örneği var mı? Yakılan bir orman yerine 5 yıldızlı otellerin yapıldığına dair bir tek örnek var mı? Ranta açıldığına dair farklı bir imara açıldığına dair bir tek örnek var mı? Yok. Peki bunu bu şekilde gündeme getirmek neyin nesidir yani? Olmayan bir şey üzerinden e birileri diyor. Ola birler de sizin hakkınızda her şeyi söyleyebilir. Şu an yumayım mı gözümü açayım ağzım mı ağzımı? Herkes hakkında her şeyi söyleyelim diyorlar ha. Sizin için de böyle diyorlar. Böyle bir muhalefet olur mu ya? Böyle bir itiraz kültürü olur mu? Onun için ben e, bu, bu konuda hükümetimizin son derece başarılı olduğunu, e, ormanla mücadele şey e, yangınla mücadelede de diğer doğal afetlerle ilgili her konuda çok başarılı olduğunu, milletimizin de bu başarıyı gördüğü kanaatindeyim. Ee, İçişleri Bakanımız olay günü oradaydı. O Ayet bakanımız halen orada. Bütün personelimiz orada. Her birisine teşekkürlerimizi iletiyorum. İyi ki varlar. Çok zor koşullarda mücadele veriyorlar. Bari moral veriniz ya. Bari umut veriniz ya. Daha olayın patladığı gün. Mesela işte Kemal Bey niye Ankara'da Büyükşehir Belediyesi'ni sel felaketi olduğunda başarısız görmedi, göstermedi. Onu da gene iktidara yükledi ya. Yani kendisinin yönettiği belediyelerde ne zaman bir başarısızlık çıksa e siz zaten iktidardasınız, siz yapsaydınız bunlar olmazdı diyor. Veyahut da siz 20 yıl önce burayı yönetiyordunuz, e, altyapısını yapsaydınız bunlar olmazdı. E peki 20 yıldır da siz İzmir yönetiyorsunuz yani İzmir'deki sel felaketlerinin ve de başkaca belediyeden kaynaklı felaketlerinde de müsebbibi iktidar mı yani? Ya belediyeler üstüne düşeni yapmazlarsa, mesela Bodrum örneğini veriyorum. Yıllar yılı Muğla Belediyesi CHP'de. Niye altyapısını yapmıyorsunuz ya? Altyapı hizmetleri büyükşehir belediyesine aittir. Bodrum'un hala altyapısı yoktur. Altyapı hizmetleri yoktur. Ya e, hükümet yapsın. pek sen ne işe yararsın? Sen ne işe yararsın yani? Her yerde büyükşehir belediyelerimiz kendi şehirlerinin ilçelerinin altyapısını yaparken sen niye yapmıyorsun bir türlü? Onun için ben bu muhalefet dilini son derece demokratik siyaset açısından zararlı buluyorum. Kutuplaştırıcı bir dil olarak ben de görüyorum, bakınıyorum. Bu arada son söz olarak bir şey daha söyleyeyim. Bugün Hakk'ın rahmetine yürüyen e, Mahmut Efendi Hazretlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten bu ülkenin yetiştirdiği en büyük İslam alimlerinden biri manevi e, semamızın da parlak yıldızlarından biriydi. 93 yaşında Hakk'a yürüdü. Allah'tan rahmet diliyorum. Yarın Fatih Camii'nde inşallah e, mübarek e, naaşını kaldıracağız, Hakk'a uğurlayacağız. Bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum ailesine, yakınlarına ve severlerine de e, sabrı cemil niyaz ediyorum.